Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 13. hafta videolarına başlıyoruz. Kimileri için 14. hafta bunun sebebini daha öncesinde zaten size söylemiştik. Bu hafta ne yapacağız? Dikdörtgen ve kareyi işleyeceğiz. Yalnız dikdörtgen ve kare şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamıyla üçgenden, üçgende benzerlikten, üçgende alandan ve ek çizimlerden oluşuyor arkadaşlar. Hatta paralel kenarın da özel bir hali olduğu için paralel kenar yapısında bile arkadaşlar bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacak. Hatta şöyle bir deneme yapabiliriz. Sadece dikdörtgende yapın yalnız. İlk testi açıp bir soruları çözer misiniz? %70'inin garantisini veriyorum. Bak hiçbir şey bilmezken %70'ini yapabilirsiniz diyorum size. Ha bilinçli öğrenciler yani konudan korkmayan öğrenciler %80'ini hatta abartmıyorum %90'ını hatta hiç abartmıyorum %100'ünü istediği özellik gelsin karşısına Mutlaka mutlaka yapar arkadaşım. Çünkü özellik sorusu bile olsa üçgenden ispatlayarak bile yapabilirsiniz. Bir deneyin isterseniz. Bakalım yorumlarda da bekliyorum. Hocam denedim gerçekten oldu ya da olmadı. Ne biçim bir yorumum var deyip de söyleyebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ama e, ben bunu gördüm. Biliyorum ki kendim zaten hiç dikdörtgen zamanında çalışırken Üçgenlerim sağlamdı. Dikdörtgen ve kareye hiç çalışmadan, hiç özelliklere bakmadan direkt üçgen bilgisiyle yürümüştüm. Ve rahat bir şekilde yapmıştım. Sen de yaparsın. Ha, hocam o zaman buradaki konu anlatımını dinlemeye ne gerek var diyebilirsin. Evet burada da konu anlatımında da inceliklerden bahsedeceğiz ve daha hızlı hareket etmenden bahsedeceğiz zaten. Yani konu anlatımını da izledikten sonra daha rahat hareket edeceksin. Şurası da rahat olacak. Ee, ve rahat bir şekilde olayı mantığını da kavrayarak çok hızlı bir şekilde e, ee, soruları da çözeceksin zaten hiç merak etme. Evet gençler dikdörtgen ve kare. Karede biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani karede belki %70'ini çözemeyebilirsiniz. Çünkü bazı özel durumlar var. Ee, eşlik falan karşımıza çıkıyor ya da köşegen çizme karşımıza çıkabiliyor. O özel yöntemin özel tekniğini gösterdikten sonra kareyi daha rahat bir şekilde yaparsınız. Dikdörtgen ve kare de ee, sorular soru anlamında bakacak olursanız çok çeşit soru var. Kitap elinizdeki bulunan kitapta da Zaten diğer konulara nazaran daha fazla test vardır büyük ihtimalle. Çünkü ben bunu dik üçgene benzetiyorum. Dik üçgende de çok fazla soru tiplemesi vardı. Dikdörtgen ve karede de çok fazla soru tiplemesiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Acayip bir soru çe çeşitliliği var. E, ama çoğunluğunu üçgenden ve paraya kenar bilgisinden çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz gençler. Dediğimi unutmayın. Şurayı kullanın. Eski bilgilerinizi kullanın. Olay bitiyor. Hadi bakalım. Ben lafı çok fazla uzatmayayım. Siz kitabınızdaki ilk testi çözerken ben de videoya başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Dikdörtgen e, kaç ders tane olacak bu arada bu? E, dikdörtgen sanırım 2 video. Karede sanırım 2 video olacak. Toplamda 4 video ile bu işi halledeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgenin tanımıyla başlıyoruz ve ondan sonra ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi sadece tanımı verip ondan sonra üçgenlerle ilgili yapılabilen kısmından ya da daha önceki konularla ilgili yapılabilen kısımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Çünkü paraya kenar işledik işte mesela paraya kenar bu paraya kenarın özel bir hali paraya kenardaki özellikler de yine burada karşımıza çıkabilir arkadaşım. Öncelikle dikdörtgen tanımı neymiş? İç açılarının ölçüleri birbirine eşit ve 90 derece olan paralel kenara biz ne diyoruz? Dikdörtgen diyoruz. He. Hocam bu aynı zamanda paralel kenar. Yani paralel kenarın özel bir hali arkadaşlar bu. Paralel kenardaki verdiğimiz tüm özellikler yine burada geçerli. Mesela ne vermiştik? alanla ilgili bir şey vermiş. Mesela hocam bu tüm alanın yarısıydı. Ya da paraya kenarda soru tiplemeleri vardı hatırlarsanız. Şöyle şöyle hocam atıyorum burası K burası 2K şunlar birbirine eşit. Ne yapıyorduk? Kısa çizgi paralel çiziyorduk değil mi? Evet paraya kenardaki verdiğimiz yöntemler yine burada geçerli. Hocam 1 bölü 3 oran var. A ise 3A burası da 3A toplam 6A burası da 6A. Hocam kelebek de var burada bak. Oradaki paraya kenardaki yöntemler hala burada geçerli. Daha e, söylediğimiz şeyler köşegenlerle alakalı söylediğimiz şeyler vardı ya da e, şu vardı hatırlarsanız karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların e, neydi arkadaşlar uzunluklar toplamları birbirine eşitti değil mi gençler şu şuradan çizilenle buradan çizilenin toplamı buradan çizilenle buradan çizilenin toplamına eşitti bunlar paralelse e, aynı özellikler yine burada geçerli ama dikdörtgenin de kendine has özellikleri var mı var. Tabi bunların da nereden geldiğini de sizlere de yine göstereceğiz. Evet özel bir paralel kenar sadece bütün açıları 90 derece olan. E, dolayısıyla hocam burası A iken ve burası B iken e, çevresi 2A artı 2B yapıyor değil mi? A, B olduğundan dolayı evet alan ne yapıyor? Tabana ait yükseklik kenar olduğu için alan da A çarpı B yapıyor arkadaşlar. Paralelkenarın kenarın özelliklerinde ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor. Paralelkenardaki kenardaki tüm özellikler yine burada geçerlidir. Hadi bakalım örneklere başlayalım. Hocam soruya baktığımız zaman Bakar bakmaz şunu fark ediyorsunuz. Görüyorsunuz demeyeceğim. Hocam özel bir durum var. Bak üçgendeki şey. Direkt ek çizimle başlamışım. Fark ettiniz mi? Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop ikiz kenar oluşturduk. Yalnız paraya kenardaki soruları çözerken de biz ne diyorduk? Tanımını bir öncelikle uygula. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 7 ise 7. Hocam burası A ise A artı 1 ise yukarısı. Burası da A artı 1. E şimdi hocam ikizkenar kenar oldu mu bu? Evet dik tabanı keş parçaya böldüğü için ikizkenar kenar oluşturduk. Hocam burası da A artı 1. A ne çıktı burada? Pisagor. Hocam Pisagor bağıntısını yapayım. A artı 1'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı A'nın karesi diyeceksiniz değil mi? İşlem işlem işlem. Kardeşim hisset. 7 varsa ne üçgendir? 7, 24, 25 hocam. Gerçekten 24 koyunca burası da 25 yapıyor mu? Yaptı. A buradan 24 çıktı. Dikdörtgen çevresi nedir diye soruluyor. Bir kenar 7 diğer kenar 25. O zaman çevre de 7 artı 25 artı 7 artı 25. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? 25 25 50 7 7 14 toplamda da 64 mi yaptı? Evet cevabımız 64 oldu gençler. Geldik 2. Aa hocam ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya dalsak mı? Evet daha önce alfa üçgenlerde de yaptık. 90 dereceler ikiye de giden fazlaysa alfa beta'ya dalın dedik. Ama maalesef burada dalmama şu an dalamam. Niye? Çünkü dik üçgen olarak baktığın zaman sadece bir tane dik üçgen var. Hani en az iki tane üçgen olsun ki benzerlik yapabilelim değil mi arkadaşlar? E burada 3 verilmiş, 4 verilmiş, 9 verilmiş. E o zaman ne yapacağız hocam? Ya hem 4'ü 9'u kullanacak şekilde bir şeyler yapmalıyız. Burada Hocam şurada dik yamuk var. Şuradan dik mi çizsem? Ama şuradaki uzunlukları bilmediğim için bir işime yaramıyor. Dikdörtgeni böyle değil de buraya doğru aşağı doğru tamamlarsam 4'ü ve 9'u da kullanmış olurum. E o zaman 4'ü ve 9'u kullanırım. 4 burası 9 burası. A ne çıktı burada? Dikten dik çizildi. Öklit. Yani h kare eşittir 4 çarpı 9'dan h'ı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden ad uzunluğu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. E hocam şuraya bakacak olursak Burası kaç oldu? 9. E o zaman burası da 9 olur arkadaşlar. AD uzunluğu böylelikle 9 oldu. Yani 6 artı 3'ten 9'a eşit oldu. Bakın üçgen bilgisi. Geldik bir sonraki soruya. Bakın burada ne var? A hocam 90'dan 90 çizilmiş. Yani dikten dik çizilmiş. Dikten dik çizilince ne gelecek tatlımıza? Öklit değil mi? Ama maalesef H, P, K olmadığı için ya da hocam burada da bir dikten dik çizilmiş. Dikten dik çizilmiş. H, P, K olmadığı için maalesef öklü pantisini yapamıyorum. O zaman bakıyorum şekle 90'lar havada uçuşuyorsa alfa beta. Artık şunu şöyle özelleştirebiliriz. Evet üçgenlerdeyken öyle diyorduk. 90'lar iki alpha, ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalın diye söylüyorduk. Dikdörtgen ve kare sorularında da içerisinde ekstra bir 90 derece varsa ne yapacaksınız arkadaşlar? Alfa beta olayına dalacaksınız. Bakın dikdörtgen ve kare sorularında Hani tutup da hocam şuradan böyle bir dik üçgen oluşturayım falan filan demeyin. Alfa beta'ya dalın arkadaşım. Hadi bakalım dalalım. Hocam bizden ne isteniyor dikdörtgenin alanı? Öncelikle bir tanımı uygulayalım dalmadan önce. Hocam 9 sa yukarısı da 9. Dikdörtgenin alanını bulmam için neyi bulmam lazım? X'i bulmam lazım. Şimdi X'i bulmak için hamle yapacağız. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta'ya daldık mı daldık? E hocam benzerlik kuracağım. Acaba benzerlikte şu üçgeni mi seçeceğim? Hayır. Bak. Bir sürü üçgen var. Sayalım. 1 2 3. burası. Sonra 4 burası, 5 burası, 6 burası. 6 tane üçgen var. 6 altı üçgenin altısında da ben benzerlik mi uygulayacağım. Hayır. Alfa beta'nın mantığıydı. Alfa beta'nın mantığı alfa beta'ya beta daldıktan sonra üçgen seçimiydi. Kenarları belli olan üçgen seçecektiniz. En az iki kenarı belli olan üçgeni seçecektiniz. Kenar de kenardan sayılıyordu. Bul bulmamız gereken kenardan. E hocam burada mesela 4 var. 4'e ait şu üçgeni mi alacağım? Hayır. 4'e ait bak şurada. Sayılar kendini belli ediyor bak. Üçgen seçiminde bir tanesi bu. 4'e x. iki kenar mevcut. x bizden istenildiği için mevcut. Kabul edip x'i de seçeceğiz. Sonra 9'a bakalım hocam. Ya da 5'e ait bir dik üçgen var mı? Yok. Ama 9'a ait bir dik üçgen var mı? Var. Bak 9'a ait bir üçgen de bu. Hocam şunu mu alsak? Hayır. iki kenar yok. Ama büyüğünü aldığımız zaman 9'a x. Hadi bakalım benzerliği uygulayalım. Sarıdan başlıyorum. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı öbüründe 9 oranı eşittir. Betanın karşısı sarıda 4 bölü. Betanın karşısı x. Buradan x kare eşittir 36 ise x'i buradan kaç bulduk? 6 bulduk. x 6. Ee, bizden ne isteniyor? Alan isteniyor. Alan dediğimiz nedir gençler? Dik kenarlar çarpımıdır. Yani 6 çarpı 9 kaç yapar? 54 yapar. Evet cevabımız ne çıktı? 54 çıktı arkadaşlar. Gördünüz. Geldik örnek 4'e. Hocam ne var burada? Şunlar dik kesmiş. Biraz bir tık zor bir soru arkadaşlar ama verilen bilgileri kullanmaya yönelik hamleler yaptığınız zaman işiniz kolay. E hocam ne yapacağız burada? Şurada bir dik üçgen oluşturup burayı mı bulsam ya da burada dik üçgen oluşturup buraya mı ya da burayım mı? ya da buraya mı bulsak? Bir işimize yarar mı? Yaramaz bak. Sen bunları çizdiğin zaman şu bilgiyi kullanmamış olursun. Biz aslında nereye yoğunlaşmalıyız arkadaşlar? K ve 2K olayına yoğunlaşmalıyız. Yani BC'yi adam bize ne vermiş? K vermiş. Burayı ne vermiş arkadaşlar? Burayı da 2K vermiş. İşin içinde bu da var. E ben biraz önce ne demiştim? Şekilde 90 derece ya da özel bir açı. 90 derece varsa. Alana gitti kafam ne? E, alanda diyor değil mi? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. Tabana ait yükseklik çizim diye. Neyse. Şekilde 90 derece varsa dikdörtgen içerisinde büyük ihtimalle alfa beta. Hocam üçgenler yok alfabetalık üçgen yok. Ama adam sana k vermiş kardeşim bak burada k'yı da kullanacaksın 2 k'yı da kullanacaksın. Üçgen yok e, o zaman hocam bir dik üçgen oluştursak bakın e, dik üçgen oluştursak dedik. Dik üçgeni oluşturmanın en etkili yönü neydi arkadaşlar dik üçgen konusuna götürüyorum sizi. Hocam dikdörtgen oluşturmak değil miydi? Evet. Bakın dikkat ederseniz şurada bir yamuk dik yamuk gibi bir şey var. Burada dik üçgen oluşturun desem K'yı da işin içine katarak nasıl oluşturursunuz? Hop şuradan dik çizerek hocam. Bak K da işin içine girmiş oluyor. Diki çizdin. O zaman burası K mı oldu? Evet. Burası K. Hocam bir dik üçgen çıktı. Şimdi 2 K'yı işin içine kat. 2 K'yı da işin içine kataraktan da hop şuradan bir dik çizebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Çizebiliriz. E şimdi alfabetaya dalalım mı? Dalalım. Ya bir de şey yaptığın zaman bakın burası K Burası nedir? Burası da 2K. Yani K ve 2K'lık üçgen yani büyük ihtimalle şuradaki üçgenle şuradaki üçgenle çıkacak arkadaşlar. Benzer çıkacak arkadaşlar. Verilen bilgiler. Zaten üçgenleri yoğunlaşın diyoruz ya. Hani benzerlik 90'lar havada uçtuğu zaman alfa beta. Bir yerden başlayalım alfabete. Hocam şuraya bir alfa dersem alfa 90'sa burası beta ama öncelikle bu büyük üçgende alfa 90'sa burası beta. 2K'yı kullanacağım ya büyük üçgeni kullanacağım. Sonra beta ise ters açıdan burası beta. Hocam e, ee, şunla şu dik kesiyor. Burası 90. Beta 90 ise burası alfa yaptı. Alfa 90 ise burası da beta yaptı. Gerçekten de bu sarı üçgenle bu sarı üçgen benzer oldu mu? Oldu. Beta'nın karşısı küçükte k iken şuradakinde beta'nın karşısı 2k. O sarı üçgenlerde benzerlik oranı 1'e 2. O zaman 90'ın karşısı burada kaç? 4, 2 daha 6 ise 90'ın karşısı burada kaç olmak zorunda arkadaşlar? 12 olmak zorunda. Evet burası 12 olacak. X artı 3 eşittir 12 ise x'i de buradan kaç buluruz? 9 buluruz gençler. Evet biraz iki tane birden dik üçgen oluşturduğumuz için biraz zor gelebilir. Ama ne diyoruz? Hatta bununla ilgili bir e, kitaplar ben, öz, istesek özellik yazabiliriz. İşte deriz ki dikdörtgen yani e, dikdörtgen içerisinde iki doğru parçası dik kestiği zaman kısa kenarlar oranı şuradaki kenarlar oranına eşittir deyip böyle bir formül üretebiliriz. Ama biz formül üretmeyelim. Belki de sınavda çıkacak. Sınavda çıksa emin olun kitaplarda bunun formülünü böyle koyarlar. Ama gerek var mı formüle? Yok. Ne yaptık? Şu uzunlukları kullanacağız. 90 varsa alfa beta düşünüyoruz. Bak düşüncelerimi yansıtıyorum ben size. İşte k'yı kullanmam lazım. 2k'yı kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım? Dik üçgen lazım. E, dik üçgen oluşturduk. Dik üçgen oluşturduk. Oluşturunca zaten olay bitti arkadaşlar. Evet sizin için ilk etapta zor gelebilir ama artık bundan sonrasında biz sizi burada bunlarla tanıştırıyoruz ki sonrasında sıkıntı yaşamayın diye. Gençler örnek 4'ü ne bulduk? 9 bulduk böylelikle. Evet burası 4 2 daha 6 3, 3 artı x 9 oldu. Geldik örnek 5'e. <laughs> Arkadaşlar yine bir oran verilmiş. BC uzunluğu k iken hocam burası k iken şurası k iken dolayısıyla burası da k. Ali Bey uzunluğu 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu da 3K verilmiş. Dolayısıyla yukarısı da 3K. <laughs> tamam. Şimdi gençler ne yapacağız biz burada? Hocam üçgenin alanı isteniyor. Bitti. Üçgenin alanı isteniyor. Arkadaşım bak çoğu öğrenci için bu zor soru. Ama artık sizin için zor soru değil. Alanda alan mantığına dayalı düşünün demedim mi ben size? Dedim. Ve şu şunu dedim. Size bırakacağım bu soruyu. Bak spoiler da veriyorum. Arkadaşlar şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı nereden bulunuyordu? Sorusunu size soruyorum ve bu soruyu size bırakıyorum. Hadi bakalım çözün. Genelde öğrencilerin çözemediği sorudur ya da değişik yollarla daha uzun yollarla çözdüğü sorudur. Çözdükten sonra gelin bakalım dinleyin beni. Ondan sonra beraber yapalım. Ama sizin çözmeniz bakın bu sorular önemli sorular. Hem aynı zamanda size üçgeni de tekrar ettiriyorum böylelikle. Lütfen ama lütfen bu soruyu çözün çözdükten sonra gelin bakalım buraya. Yorum yazmayı da unutmayın ha. Tamam hadi bakalım devam. Şimdi geldik spoilerım neydi? Bir üçgenin alanı verilmiş. Alanı soruluyor bize. Şekilde 90 derece varsa üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'dir. Hocam ben o zaman tabana ait yüksek çizeyim. Ya ne hikmetse şöyle bir geniş açılı bir üçgen gördüğünüz zaman Yani böyle arkadan bir dikmeyi çiziyorsunuz. Ya ne var bunu anlamıyorum. Ya kardeşim çizeceksin. Eyvallah. Şimdi şuradaki açı özel bir açı olsa tabii ki 150 derece olsa bu 30'un mantığını kullanmak için buradan dikini çizeceksin. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Geniş açılı üçgende. Ama direkt ezbere böyle geniş dışarıdan dik çizeyim olayına dalma. Bir şeye bak. E hocam şunu diyeceksin belki bana haklı olarak. Ben de sana kızacağım. Hocam işte 3K tabanına ait yükseklik çizdim. Aferin dememi mi bekliyorsun? Niye 3K? Buradaki 3K biliniyor mu? Kardeşim bilinmiyor değil mi? E, bilinen kenara ait yükseklik çizmen lazım. Neresi biliniyor burada? Hocam bak burada bilinen kenar tam olarak şurası. Üçgenin alanı isteniyor. Yani sen dört tabanına ait yükseklik çizeceksin. Hocam şuradan mı çizeyim? Kardeşim şunun mu alanı soruluyor sana? Allah aşkına. Bak nerenin alanı soruluyor sana? Şuradaki üçgenin alanı. Bu tabanı seçecek olursam bu tabanın tepesi burası olmuyor mu? Bu tepeden buraya yükseklik çizeceksin. Geniş açılı olduğundan eyvallah dışarı düşüyor. Bu yükseklik dışarı düşecek. Yani hop şöyle çizdik arkadaşlar yüksekliğe. Çizdik. E hocam 90'lara mı uçuyor. E o zaman ne duruyorsun? Yani burada alanla ilgili şüphelerimiz ortadan kalktı. Alanı bulmak için neyi bulmamız lazım bizim? Şuradaki yüksekliği bulmamız lazım. Soru alandan çıktı. Neye dönüştü? Eski konulara dönüştü. 90'lara mı uçuşuyor. Hocam burası da 90. Değil mi? Burası da 90. 90'lara mı düşüyorsa alfa beta'ya dalmaz mıyız? Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta, beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Bak ne oldu? Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. A 90'ın karşısı K. 90'ın karşısı 3K. 1'e 3 oran oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı da 3 katı 12 olacak. E o zaman alan ne eşit olacak? Gençler 4 tabanına ait yükseklik 12 olduğundan dolayı 4 çarpı 12 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? 24 çıkıyor. Belki bazılarınız bunu tabi şeyden de yapmış olabilir. Sinüstür, binüstür yapmış olabilir ama benim de sinüsle kosinüse ne kadar karşı olduğumu biliyorsunuz. Ben kardeşim tabana ait yükseklikçiyim. Tabii ki sıkıştığımız zamanlarda ya da daha mantıklı olduğu yerlerde sinüste yapacağız ama gerek var mı? Yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tabana ait yükseklik hikayesi bayağı bir hayat kurtarıyor kardeşim. Evet örnek 5 güzel bir soruydu. Umarım yapmışsınızdır. Ya da değişik yoldan da yapmışsınızdır. Çıkar. Mutlaka çıkar. Ama en mantıklı çözüm bence bu tabana ait yüksek Çünkü ben sizi böyle yetiştirdim. Değil mi? Evet geldik şuraya. Örnek 6'ya. Arkadaşlar burası 11'in verilmiş. Ali Kara uzunluğu. Ali Kara'yı öğrendiniz değil mi? Kimdi? Hadi bakalım. Ali Kara uzunluğu K ise BK uzunluğu 4K verilmiş. Ali Kara K bu da B. Niye BK yazdım? Ben normalde KB yazardım. Kenan Bey demek için ama neyse. Burası 4K verilmiş. Hocam tamamı 10'sa yani 5K eşittir 10sa K buradan 2 geldi. Burası 2. Burası kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. Hocam bu 6. 6. Hocam şurası 6 ise 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 mu çıktı? Evet. Şimdi bizden Fatma Kara uzunluğu isteniyor. Fatma kare uzunluğu. Tamam. Şimdi Fatma Karayı buluruz biz arkadaşlar. Nasıl bulacağız? E hocam Fatma Kara oran isteniyor. Yani ben şuradaki oranlamayı bulursam Fatma Kara'yı bulurum. Oran lazım bana. Bir tane de burada bir oran var zaten. E o zaman oranlamanın olduğu sorularda paraya kenara hatırlayın. Ne yapıyorduk? Şöyle oranın olduğu yerden kelebek ya da temel orantı direkt yoksa biz de oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Özellikle neyi tavsiye etmiştim size? Hop kısa çizgi paraleli içe doğru dışa doğru da yapabilirsiniz şöyle. Dışa doğru da şöyle bir kelebek benzerliği oluşturabilirsiniz. Ama benim tavsiyem buydu. Bunu böyle çizince ne çıktı arkadaşlar burada? Hocam orta taban çıktı bak. Şunlar birbirine paralel. Sekizken burası nedir? 4. Aa burada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 10'a 4. Çok güzel. 10'a 4. 10 bölü 4 dediğimiz 5 bölü 2'dir. Hocam burası 5. 5K demeyelim. 5X diyelim. X de demeyelim. X'li bir şey yok değil mi? Evet 5X diyelim. Burası da ne oldu arkadaşlar? 2X oldu. Hocam şu orta taban çizgisiydi. Şunlar eşitti. O zaman Şunlar da birbirine eşit olacak. Yani burası 7x ise burası da 7x olacak. Toplamda 10 değil mi arkadaşlar tamamı? Evet 7x 7x 14x eşittir 10 ise x buradan ne yapıyor? 10 bölü 14 geliyor. Yani 5 bölü 2'ye böldüğümüz zaman 5 bölü 7 geldi. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Fatma kara uzunluğu. Fatma kara uzunluğu. 7x burada 2x de burada 9x değil mi? Evet Fatma kara uzunluğu da 9x. Yani o da kaç yapıyor? 9 çarpı 5 bölü 7'den 45 bölü 7 çıkıyor arkadaşlar. Evet 6. sorunun cevabı böylelikle 45 bölü 7 çıktı. Bu arada kusura bakmayın bazen böyle işlem hataları yapabiliyorum. Yaptığım zaman uyarın en azından arkadaşlar böyle şey kalmasın ama burada işlem hatam yok gibi duruyor. Çünkü deli gibi video çekiyoruz kardeşim. Sabah bir başlıyoruz akşama kadar hatta sabaha kadar devam ediyor. Bakıyorum şöyle kontrol edeyim. 5'e e, 5'e 4, 5'e 2, 5'e 2. Yok sıkıntı yok. Toplam 14 x eşittir 10 sa. x buradan 5 bölü 7. Bizden de 9 x deniyor. O da 45 bölü 7 geldi. Geldi örnek 7'ye. ÖSYM özellikle TYT'de böyle sevebileceği tarzda bir soru. Tam bir örüntü sorusu arkadaşlar. Bakın TYT'de de AYT'de de gelebilir. Kolay gerçekten kolay. 2023 sınavındaki 2022 sınavındaki doğruda açı örüntüsünü düşünün mesela. Yani M kuralını örüntülü bir şekilde sormuştu. ABC'de dikdörtgen dikdörtgeni biçimindeki bir yola özdeş dikdörtgen biçimindeki kaldırım taşlarından 90 92 tane kullanılarak boşluk kalmayacak şekilde döşenmiş. Evet bu şekilde döşenmiş. 2 dikey 3 yatay 2 dikey 3 yatay şeklinde gitmiş. Yani bizim örüntümüz nasıl gidiyor gençler? Hocam 5'li 5'li şekilde gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle 5'li 5'li gidiyor. Ha 92 tane koymuşum. E 5'li 5'li gittiysem 92 tane koyduysam en son 90 tane koyduğunda 5'in katı oluyor. 2 tane de dikey mi koydum o zaman arkadaşlar? Evet. Yani en son buraya koyduğum 2 tane dikey var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Burada da şöyle gittiğim zaman 90 tane 5'li grup var. 90 tane 5'li grup varsa 90'ı 5'e böldüğüm zaman 90'ı 5'e böldüğüm zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 18 mi yapıyor? Evet. 90'ı 5'e böldüğüm zaman 18 yapıyor. 18 tane 5'li grup var demek bu. 5'li grup var demek arkadaşlar burada. Şimdi ben ne yapmalıyım? Yolun eni 3 metre olduğuna göre eni burası boyu nedir diye soruluyor. Arada soru işareti kalmasın diye AB'yi sorduğumu da belli etmişim. Arkadaşlar burayı bana ne demiş? 3 demişse. Bunlar özdeş dikdörtgenler olduğuna göre hocam burası 1.5'a 1.5 mu oldu? Evet. Hocam bunun eni 3 metre ise dikeyler de şu kısa parçalarda birbirine eşit değil mi? Aynen. E 3 ise, hocam bunlar da birbirin bir birim bir birim mi oldu? Evet, dikdörtgenlerin kısa kenarını bir birim buldum. Uzun kenarını ne buldum arkadaşlar? Uzun kenarını da bir buçuk buldum. O zaman yazalım. Hocam burası uzun ke kısa kenar bir, uzun kenar bir buçuk. Hmm. Her bir beşli grup böyle gidiyordu. Kaç tane gidecek? 18 tane mi gidecek arkadaşlar? Evet, o zaman 18 tane ne gidiyorum arkadaşlar? Bir buçuk, iki buçuk mı gidiyorum? 18 tane iki buçuk gittim. Şuraya kadar geldiğinde Şuraya kadar geldim. Bakın 18 tane 2.5 burası. 18 çarpı 2.5. Tamam. Çünkü 5'li gruplar halinde gidiyor. Bir de artı ne var? Hani 92 taneydi ya. 5'li grup 90'a kadar böyle geldi. 18 tane. Bir tane de iki tane de dikey bu şekilde konuldu. Dikeyin de bir kenarı bir değil mi? Yani artı 1 mi diyeceğiz arkadaşlar? Evet. Yolun boyunu da bu şekilde bulmuş oluruz. Kolay. Evet gerçekten kolay. Ama ÖSYM böyle şeyleri seviyor. Örüntülü şeyleri seviyor. Dikkat edin. 1, 2 yani 2 dikey 3 yatay. 2 dikey 3 yatay. Belli bir örüntü mutlaka bu tür yapılarda karşınıza çıkar. Ben dikdörtgende sordum bunu. Adam ikizkenar yamukta sorar. Ya da dik yamukta sorar arkadaşlar. Ya yani yamukta işte böyle örüntülü soru gelmiş. Dik yamukta ya da diğer konularda da karşınıza gelebilir. Mantığını burada kavradınız. Evet 18 tane 2,5. 5 ile çarpıp 2'ye mi böleceğiz arkadaşlar? Evet 90 bölü 2'den 45 o zaman burası da 45 artı 1'den cevap kaç yapıyor arkadaşlar? 46 yapıyor. Evet yolun boyu kaç yaptı arkadaşlar? 46 yaptı. Örnek 7'yi 46 bulduk geldik örnek 8'e. Bu da bak aynı şekilde ÖSYM'nin tam sevdiği ve sevebileceği tarzda bir soru arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle çarpanlar ayırma var. ÖSYM böyle çarpanlar ayırmayı da kullanmayı dikdörtgende ve karede çok seviyor. Özellikle dikdörtgende çok seviyor. Birbirine eş olan 3 tane dikdörtgen biçimindeki bak eş dikdörtgen parçalarmış bunlar. Karton şekildeki gibi masanın üzerine konulduğunda A ile B köşeler arasındaki en kısa uzaklık 12 santimetre olarak ölçülüyor. Arkadaşlar şurası A ile B arasındaki uzaklığı 12 santimetre olarak ölçmüşüz. Peki sonra bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre B ile C arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bunun çok çok kısa bir yolu da var. Uzun bu yolu da var. Önce uzun yoldan yapacağım. Sonra kısa yoldan yapacağım. Şimdi bakınca direkt kısa yolu fark ettim ben aslında. Şimdi gençler öncelikle burada ne yapalım? Hocam bu uzunluğa karşı dik üçgen oluşturalım. Dikdörtgenin kısa kenarına A diyelim. Uzun kenarına da B diyelim. E, hatta şöyle diyelim isterseniz. Dik üçgene karşı getireceğiz ya. Şöyle çizdiğimiz zaman. Tabi uzun kenarına B diyelim. Hocam dikdörtgenin kısa kenarı A ya. Hocam burası A. Uzun kenarı da B olduğuna göre buraya da B-A kaldı. Çünkü burası B. E hocam A iken burası da E hocam B iken burası da B. E artık bakın burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Yani B-A'nın karesiyle B artı A'nın karesini toplarsam B-A'nın karesi artı B artı A'nın karesi eşittir. Ne olacak? Ali Bey uzunluğunun yani 12'nin karesine eşit olacak. Hemen yazalım. 12'nin karesine eşit olacak. Buradan B kare eksi 2AB artı A kare artı b kare artı 2ab artı a kare eşittir 144 geldi. Hocam buradan 2ab'ler gitti mi gitti. 2 tane b kare artı 2 tane a kare neye eşit oldu? 144'e eşit oldu. Buradan ne buluyoruz arkadaşlar? b kare artı e kareyi, a kareyi a her ikisi tarafı da iki eş parçaya bu. böldüğümüz zaman 72 buluruz. Eyvallah. E şimdi bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Hocam BC'ye karşılıkta bir dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık nasıl gelir arkadaşlar? Şunu şöyle uzatarak şöyle dik üçgeni böyle oluşturursunuz ya da o karışıklık olmasın diye şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Hadi şu şekilde yapalım. Bu şekilde yaptığım zaman hocam A, B burası. Burası B iken burası da B. Hocam burası A artı B iken burası da A artı B olacak. A mı kaldı buraya? Evet. E sonra hocam şurası ne? Burası, burası A. Burası B artı A. E hocam burası da B artı A Aysa A ise burası da B mi yaptı? Aynen öyle. Pisagor bağıntısı. X'in karesi de neye eşittir arkadaşlar? Direkt B kare artı A kare eşit değil midir? Evet. E zaten sen B kare artı A kareyi ne buldun? 72 buldun. Hocam bu 72 ise yani X kare 72. X de buradan kök 72 çıkar. Yani 36 çarpı 2 olduğundan dolayı burası Cevabımız 6 kök 2 çıktı arkadaşlar? Aynen öyle. Cevap 6 kök 2. İşte çarpanlar ayırmadaki bilgileri de ÖSYM sorularında gerçekten çok seviyor. Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Pisagor bağıntısından yaptık. Peki hocam bunun kısa yolu nedir diye soracak olursanız. Arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bu 12 verilmiş değil mi? Ee, şurada. Ben bunu nasıl şey yapayım? Bir saniye. Şöyle. Hemen halledeceğim arkadaşlar. Hemen halledeceğim. Şöyle Ctrl X diyeyim. He. Şunu H yapıp kopyalayayım. Şöyle. Çünkü onun üzerinde yapacağım. Şu Ctrl V deyip Allah! gitti. Dur 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 dur. Pardon. Pardon gençler. Ha şu geldi. Şunu şöyle Ctrl X değil de şunu şöyle şuraya alayım. Şuraya alayım. Tamam. Sonra H deyip şunu şöyle yapayım. İşi öğretiyorum size bak kopyalıyorum. Sonra e, bir daha şunu seçip şöyle yapayım ki yani çözüm arkadaşlar şey olmasın gitmesin kaybolmasın iki çözümü de aynı anda görün diye şey uğraşıyorum arkadaşlar şuraya A B dedik ya bak ikinci yol biz ne dedik şurası A burası B hocam burası B burası A burası B e hocam bizden e, şurası verilmiş burası kaç 12 verilmiş e, şurası isteniliyor bizden e şöyle dikdörtgeni tamamladık ya biraz önce şu dikdörtgeni tamamlayacak olursak hocam burası A burası B oldu ya çok güzel e, şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Aslında buradaki uzunlukla şuradaki uzunluk aynı değil mi? A kare artı B kare burası. A kare artı B kare yine orası mı yaptı arkadaşlar? Evet. Yani şunlar birbirine eşit oldu. E, dolayısıyla arkadaşlar burada hatta eş üçgen çıktı bunlar. Hocam alfaya beta ise burası. E, alfayı A'yı gören alfaysa A'yı gören burası da alfa. Alfa beta 90 ise burası da 90 oldu. X kenar dik üçgen çıktı. 12 bölü kök 2'den direkt burayı da 6 kök 2 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Kısa yolu da bu. Yani şu şu köşegenle şu uzunluk birbirine eşit arkadaşlar. Direkt bu işlemleri yapmadan da çıkıyor. Kısa yolu da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi öyle kısa yola falan odaklanmayın. ÖSYM bu şekilde bize şeyi kullandırıyor. Neyi kullandırıyor? Şunu. Ee, şu özelliği kullandırıyor. Yani çarpanlara ayırma bilgisini kullandırıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat. Evet bu da size ikinci yolum olsun arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 8'i de böylelikle hallettik geldik örnek 9'a. Ne yapmış? Bir katlama var arkadaşlar. Katlama. Bak daha önceki cümlemi unutma. unutmayınız lütfen. Daha önce biz ne demiştik? Katlama sorularında tamam eski haline geri açıyoruz. Tamam ama dikdörtgen pardon paralel kenar dikdörtgen kare gibi konularda lütfen üst üste binan açıların özel e, açıların eşitliğini mutlaka mutlaka gösterin diye paralel kenarda da uyarmıştık. Sebebini göreceksiniz şimdi yine. Unuttuysanız eğer. Yani. Arkadaşlar öncelikle şu katladığımızda katlamayı açtık. Şu kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit mi? Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam bir de şuradaki açıyla buradaki açı işte karışık yerlerdeki açıları genelde yazmıyoruz. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Karşılıklı kenarlar paralel mi? Açıları da yazdık mı? Z'ye dikkat. Ne demiştik paralel kenarda? Ka Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde e açı ortaylı çıktığı zaman Z'ye lütfen ama lütfen dikkat edin. E hocam burada ne var? Hop Z'den dolayı nokta açısı oldu. A noktaya nokta. İkiz kenar çıktı burada gençler. E ben burada şunu kullanayım. Arkadaşım şurası A iken burası da A ya da X iken burası da X. Hocam X artı 8 iken burası da X artı 8 olacak. E tamam X artı 8 3'ü buradaysa buraya X artı 5 kaldı. Hocam burası x artı 5 ise burası da x artı 5 olacağından dolayı x'i buradaysa buraya ne kaldı? 5 kaldı. E hocam 12'yi kullanmadık. Al kullan. 12 iken burası da 12. 12 üst üste binen kenarlar eşitti. 12. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Burası da 90. 5 12 ne üçgeni çıktı arkadaşlar burada. 13. Buna göre kağıdın katlanmadan önceki çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bir kenarı 12. Şurayı da 13 bulduk ya. 13 8 daha kaç? 21. Burası da 21. Yani 21, 12, 21, 12, 21 ve 12'nin toplamı isteniyor. Arkadaşlar 21 ile 12'yi topladığımız zaman kaç yaptı? 33 yaptı. 33 yani cevabımız böylelikle 66 çıktı arkadaşlar. Bu dikdörtgenin çevresi katlanmadan önceki çevresi. Gördüğünüz üzere kolay mı arkadaşlar? Kolay. Yani ama şuna dikkat edeceksiniz. Özellikle dikdörtgen kare paralel kenar yamuk konularında Katlama da üst üste binen açıların eşitliği ve Z'ye dikkat. ÖSYM tarafından da sorulmuştur. Evet geldik örnek ona. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki bilardo masasının üzerindeki topa A köşesinden geçen bir ıstak ile vurulduğunda top ıstakanın doğrultusuna gidiyor ve top masanın kenarına çarptığı açıyla devam ediyor. Fizikte bu böyle mi? Hani böyle işte ışığın kırılması gibi bir şey hani normalle yaptığı açı şeklinde bahsediliyor biliyorsunuz. Şu normali şu şuraya dik olan böyle açı. Burası alfa ama biz bunu geometride de böyle daha da kolaylaştırıyoruz. Ne diyoruz? Hani vurdu açıyla gidiyor diye söylüyoruz. Aslında bu tam olarak doğru mu değil mi araştırmak lazım. VIP fiziğe bunu soracağım. E, vurdu açıyla gider hikayesi. Bir şeyler eklemek lazım mı? Sürtünmesiz bir ortam gibi şeyleri de eklemek lazım mı? Bilmiyorum sormak lazım. Hatta şöyle bir şey geldi aklıma. Yani fizikteki ben bu tür sorular da ben de yaparım herhalde ya. Çünkü o zamanlar çok iyiydim. E, lisedeyken bu ışığın kırılması olsun böyle şeyler olsun yansıma soruları olsun e, geometride geometri işin içindeydi ya hani matematik işin içindeydi çok da iyi yapıyordum hatta Kemal hocanın bir videosunun içerisinde böyle bir soruyu ben çözeceğim arkadaşlar bakalım Kemal hocadan iyi çözebilecek miyim ya orası kesin de neyse görüşürüz neyse soruya devam edelim ne demiş soru AD 120 120 ve 30 verilmiş Top masanın üç kenarına da çarpıp tekrar eski konumuna geldiğinde topun aldığı yol kaç santimetredir diye soruluyor. Öncelikle top ıstaka'nın doğrultusunda gidiyormuş arkadaşlar. Şu sana doğrusal diyor. Bak dikkat. Öncelikle şurası alfaysa burası da alfa mıdır? Evet, burası 90 derece. E alfa 90 ben buraya beta dersem vurdu açıyla gidecek. Burası da beta oldu. Beta 90sa burası da alfa oldu. Vurdu açıyla gidecek. Burası da alfa oldu. Sonra ne olacak burada arkadaşlar? Burada alfa 90sa buraya da beta diyebilirim. Çünkü adam sana bunun doğrusallığından bahsetmiş. Bunu kullandım. A beta ise, tamamı 90 ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Ne çıktı arkadaşlar burada? İkiz kenar üçgen çıktı. E ikiz kenar çıkıp da taban da mevcutsa insan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer hocam. E hadi çizdik bakalım. Şöyle bir 90. Alfa 90 ise burası beta oldu. Burası da beta oldu mu? Oldu. Alfa 90 ise. O zaman üçgenler böyle benzer çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu üçgen, şu üçgen benzer, şu üçgen de benzer. E, hatta bu şekil bir paralel kenar. Çünkü dikkat dikkat. Alfa artı beta kaç derece? 90. İse 2 alfa artı 2 beta kaç yapar arkadaşlar? 180 mi yapar? Yani burası 2 ise arkadaşım. Bak 2 ise 180 yapması için buranın 2 beta yapması lazım. Hocam burası 2 beta ise toplam 180 yapması için buranın 2 alfa olması lazım. 2 alfa ise burası 2 beta oldu. E aynı şekilde hocam burada öyle bir şey yok. Dörtgen iç açıları toplamı da 360 olacağından 4 beta ise burası da 4 beta olacak. Burası da 2 alfa diyebilirsin. Ya da şunu uzatırsın. Hocam bunun devamı dik. Beta hani burası beta ise alfa 90 ise burası beta oldu. 2 betası buradaysa burası da alfa olur. Bak 2 alfa ile 2 beta. Hocam toplamları 180. U kuralından paralel kenar. Karşılıklı kenarlar paralel. Hocam 2 alfa 2 beta. Ya da 2 alfa 2 beta. U kuralından dolayı şunlar da birbirine paralel mi? Evet. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenler paralel kenar değil miydi? Sadece paralel olması yeterliydi. Paralel kenar. E paralel kenarda da karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi buraya bakalım. Şurada benzerlikte burası 60 60 diye böldü mü? Böldü. Hocam şu ikisinin benzerliğine ya bir kere şu yıldızlı olanlar nedir arkadaşlar? Şu ikisi eştir. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı. Hocam bununla bu benzerdir. Bakalım. Benzerlik oranı kaç? Beta'nın karşısı 30 iken beta'nın karşısı 60. Benzerlik oranı 1'e 2. Hocam alfa'nın karşısı x iken Alfanın karşısı 2x. 1'e 2 oran olduğundan dolayı. E hocam şu üçgenle şu üçgen eş olduğundan dolayı. Çünkü 90'ın karşısındakiler aynı. Paraya kenar olduğunu bulduk. Bir alfanın karşısı 2x ise buradaki alfanın karşısı da 2x olmaz mı? Olur. Tekrar söylüyorum. Şu ikisi eş. Şöyle göstereyim hatta bakın. Şu ikisi eş. Şunlar da benzerlikten dolayı arkadaşlar. x 2x oldu. A 120 ya. 3x 120 ise buradan ne buluruz x'i? 40 olarak buluruz. Hocam x 40 sa 30 40 50 3 4 5'in katı 50. Hocam x 40 sa burası 80 yaptı. 6 8 10'dan burası da 100 katı 10 katı 100 yapar. Hocam paralel kenar burası. E o zaman burası da 50. Burası da 100 mi çıktı? Evet. Bize ne diyor? Topun aldığı yol soruluyor arkadaşlar. 50 100 50 100. Yani çevresi isteniyor. Çevre 50 100 ve 50 ve 100'ün toplamı yapacaktır arkadaşlar. Bu da kaç yapıyor? 300 yapıyor. Gençler Böylelikle cevabı ne bulduk? 300 bulduk. Örnek 10'da. Ve böylelikle bu testin de sonuna geldik. Yani dikdörtgen 1 konu anlatımının sonuna geldik. Bundan sonra ne var arkadaşlar? Bundan sonra dikdörtgenin özellikleri var. Özellikleri de bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dikdörtgenin özellikleri konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.